Xorazmdagi yirik karvonsaroylardan biri bu 19. asr boshida qurilgan Oloquluxon temir hisoblanadi. Assalomu alaykum O'zbekiston tarix telekanalining aziz muxlislari, sayohatnoma ko'rsatuvimiz yana efirda. Ko'rsatuvimizning bu galgi manzili esa aynan shu yer hisoblanadi. Markaziy Osiyoning juda qadimgi shaharlari qatorida Xiva shahri ham Buyuk Ipak yo'lida joylashgan shaharlardan biri hisoblanadi. Bizga tarixdan ma'lumki, Buyuk Ipak yo'li bu asosan Markaziy Osiyoda birlashadi, Buxoro va Samarqand shaharlarida va ikki yo'nalish bo'yicha g'arbga qarab siljib boshlaydi. Bu janubiy-g'arbiy, shimoliy-g'arbiy yo'nalish. Aynan Xorazm shimoliy-g'arbiy yo'nalishda joylashgan tarixiy o'lkadir. Buyuk Ipak yo'li o'zini rivojlanish harakati davomida juda ko'plab müstehkem, kudretli devletlerini himayası da boyayan ve cüde köplab devletler şu bir İpek yolu için tarihte uruşlar alıp bargen, nızalaşken, ozara suhlar tüzülingen ve bu bir İpek yolu da cereşken şakalarının rivajlanışı, bir İpek yolu dagi savdanın rivajlanışı için keransaraylar muhim ahemet kesikliyen. Biz bundan görüşümüz mümkün ki aynen o ülkeden bu ülkeye katnavçı kervarlar için hava ve su değil zarur buyen bu inşaatlar kervansaray ve serdabalar saklanadı. Asasen menşe sahra ortaları da cahreşken kervansaraylar, serdabalar Buyuk İpek yolda hareketlenici kervarlarına asasi kan tamır saklanıyor. Mene Buxoro'dan Xiva geçe buyen Xiva deşti de betalavçı deşti. Bu 450 kilometreden ziyad boyan hudutta Darya boyda cüde köpler ya ki Sırdarya'dan Xorazmga öteriş yerdeki Türkistan bu oturar Türkistan arkalı öte diyen yolda hem cüde köpler karansaraylar ya ki Avrupa'ya ap çıkadigen Aral boyda üstü yurtta cereşken köp giren karansaraylarını kaldıklarımız hazır vakti görüşümüz mümkün. Asasen qayerdir savda sattı rivojlansa bu yerdan shaharda hunarmandchilik rivojlangan. Shahar ahli kengayishi, shahar ahlini boy yashashi uchun tinchlikka erishishlari bo'lgan. Tinchlik asosan savdoni kafolati bo'lgan. Qaysi davlat kuchli, qudratli bo'lsa, shu davlatda savda sattı hunarmandchilik ilm-fan rivojlangan. Bu yerda bu narsa karvonsaraylarning katta kichikligiga ham bog'liq bo'lgan. Ko'pgina holatlarda biz ko'rishimiz mumkin. Ko'pgina karvonsaraylar qo'rg'on tipida qurilgan, bu sahroda joylashgan karvonsaraylar asosan ko'pincha himoya vositasi ham o'tagan karvon ahli uchun saroy. Bu ham ot ulovini yoki bo'lmasa ko'proq karvon ahli uchun juda ko'plab savdogarlarning yashash tarzini ko'rishimiz mumkin. Aynan bu yerda biz shu narsani ko'rishimiz mumkinki, Xiva shahri 16. asrdan boshlab poytaxt maqomiga olgandan keyin bu yerda ham sardobalar barpo bo'lgan, shaharning tevaragi tarafida shahar qayta-qayta qurilishi va shahardagi madrasa masjidlarni barpo qilinishi bu shaharda savdoni gullab yashnasi karvonsaroyni kattalashuvga olib kelgan. Oldingi eski karvonsaroylarni o'rnida yangi karvonsaroy barpo qilingan. Xivaning Buxoro, Eron va ayniqsa Rossiya bilan savdo aloqalarining rivojlanishi natijasida Oloquluxon karvonsaroyini qurishga kirishdi. Bozorga yondosh qala devori yaqinida ikki qavatli karvonsaroy qurilishi bilan yana bir bozor maydoni paydo bo'ldi. Keyinroq esa karvonsaroyning oldiga yana gumbazli tim qurildi. Karvonsaroy o'zini tashqi ko'rinishi bilan Buxorodagi Abdullaxon Temiga yopiq bozorga o'xshab ketadi. Karvonsaroy tashqi mamlakatlardan keladigan karvonlarni qabul qilishga moslab qurilgan bo'lib, uning oldidagi timning ikkala g'arbiy va sharqiy darvozalari tuyalarda keltirilgan yuklarni bemalol karvonsaroyga kirib chiqishini ta'minlagan. Karvonsaroy ikki qavatli bo'lib, 105 ta hujradan iborat bo'lgan. Bino juda qulay va sodda rejalashtirilgan.
U keng hovli va hovli atrofida ikki qavatli hujralardan iborat. Hamma hujralar hovli sahniga qaragan. Mazkur bino mehmonxona, ombor va savdo rastalari xizmatini bajarishi qiyin bo'lgani uchun keyinroq karvon saroyining oldida tim qurildi. Timning tarixi diqqatga sazovordir. Ikki qator mayda gumbazlar karvon saroy darvozasi oldiga kelib taqalgan. Xuddi shunday gumbaz timning g'arbiy tomonida ham bor. Biz turgan joy Allaqulixon karvon saroyi 1830-31 yillar aralig'ida qurilgan, memorxon nomini olgan. Bugungi kundagi ta'rif endi, chunki Allaqulixon o'z davrida juda ko'p va juda katta hashamatli imoratlar qurdirgan. Shulardan birisi karvon saroy. Karvon saroy avval ham bo'lgan, lekin bu darajada katta sayyohlar, savdogarlar keladigan jihatdan madrasa shaklida qurilgan. Karvon saroyining oldida tim deb nomlanadigan katta koridor dahlizi bor. U yer ham savdogarlar uchun rastalar vazifasini bajargan. O'zi umuman karvon saroyga keldi deyilgan so'z boshqa mamlakatlardan kelgan karvonlar avval bojxonadan o'tib keladi. Allaqulixon o'z davrida bojxonani ham shu karvon saroyining ichiga keltirib qo'ydi. Va eng ajoyib ishlardan bittasi avvalidan aytib qo'yayin, mana shu karvon saroyiga tushadigan daromadni karvon saroyining yonginasida katta bir 99 hujrali madrasa qurdirdi va shu madrasani ta'minoti uchun karvon saroyini ham vaqf qilib berib qo'ydi. Ya'ni bir vaqtni o'zida ham karvon saroy faoliyat olib bordi. Bu yerga endi daromad keladigan joy. Ikkinchi bir jihatdan daromad talab qiladigan madrasani ham shu karvon saroydan keladigan foydani talabalar uchun, madrasa o'qituvchi domlalari uchun, madrasani imoratini saqlab turish uchun ta'minot sifatida belgilab berdi va vaqf nomi yozdirdi. Ana shu jihatdan va katta ko'pchilik qilgan ishlari uchun ham me'mor deb bugungi kunda ta'rif berilishi juda o'rinli. Xivaning qo'li gul ustalari gumbazli dolonlarni juda mohirlik bilan qurganlar. Gumbaz asoslari murakkab shaklda bo'lishiga qaramay, ustalar osonlik bilan o'ziga xos goh to'rt burchak, goh trapetsiya shaklida, goh olti qirrali konstruktiv asos topa bilganlar. Tim ichkarisi gumbazlardagi tuynuklar orqali yoritilgan. Shu davr talablari asosida chet ellik savdogarlar bir hujrani bir necha yilga ijaraga olishgan. Doimiy harakatda bo'lgan karvonlar esa shu savdogarlarni mahsulot bilan ta'minlab turishgan. Bundan shu narsa ma'lum bo'ladiki, ushbu binoda faqat mahalliy mollargina emas, balki rus, ingliz, eron va afg'on mollari ham sotilgan. Bozorda Xiva olchasi, ipak belbog'lari hamda Xorazm zargarlarining betakror zargarlik buyumlari, ingliz movuti, Eronning ip aralash shoyilari, ipakli mollar, ko'rpa, kamar, Buxoriy etik, Xitoy chinnisi, qand, choy va shunga o'xshash turli tuman mayda-chuyda narsalarni uchratish mumkin bo'lgan. Bozordagi tartib va tosh tarozini maxsus tayinlagan rais kuzatib turgan. Shu Xivani Ichan qalasida turibmiz. Bu yerda ajdodlarimizdan ajoyib meros, tarixiy yodgorliklar saqlanib qolgan. Shulardan bittasi 19-chi asr boshlarida qurilgan, ya'ni Xorazm hukmdori Allaqulixon tomonidan qurilgan karvonsaroy, saroy bozor binosi oldida turibmiz. Bu haqda gapirish juda qiziqarli, tarixga boy bino bo'ldi. O'zi karvon degan so'zni tahlil qiladigan bo'lsak, insonlar maqsadli vazifa bilan bir manzildan ikkinchi manzilga borib o'z ishlarini bajaradi. Ya'niki ular sayyoh bo'lsin, ziyoratchi bo'lsin, savdogar bo'lsin, bular birgalikda yo'lda tashqi
düşmandan özünü saklap bir menzilden ikinci menzilge esan amaliyet barışı bu kervan da baytaladı. Kervan terkibi iki hıldan ibaret boladı. Bu yani ki tüyeler ve başka hayvanlar ve fakat tüyeler. Ularını ham üç türge bölsek boladı. Kişkine kervan yani ki illikten ta ki yüz geçe bolgen tüyeye. 100'den 200 geçe bolgen ve kette kervanlar 200'den 400 geçe bolgen yani ki kette kervanlar. Ötmüşte Garp bilen şarkını bağlaydıgen Büyük İpek yolu arası çarrakaları da meşhur Harazm caylaşken. Yani ki bu yerde Garp bilen şark ahalısının birbiri bilen iktisadi, medeni ve şu birbiri bilen alakaları esirler devamında rivajlanıp kegen. Şimdi onlarını birbiri bilen uçuraşışı, yani ki garipten şarkı yürüyüşleri de elbette kervansaraylar kette vazife becergen. Şulardan biri bana biz köreyatken Allah Kuluhan kervansarayı. Allah Kuluhan uzi öz devrede memleket hüdudlarını kengeytiriş, halk turmuş feravanlığını yakşılaş, adaletini ornatış üçün bari küçü bilen işledi. Ve efsus ki 50 yaşıga yeter yetmez vefat kılıp kaldı. Eğer yine bir 5-10 yıl işleyen de Xiva bundan da güzel bulgen bular idi de bugünkü günde biz tarif biremiz. Kervansaray körüp durganingizde iki kavatlık, 100 ta hücresi var. Kervanlar kilip, fotosuretlerden köremiz. Kervanlar kilip, tüyeleri şu, kervansarayının ortası da çökedi, yani oturadı. Keyin tovar, alıp gelingen mallar birinci kavattaki hücrelerge kiritiledi. Ve kilgen savdogarlarının uyuzları ikinci kavatta yaşaşadı. Yani şunun bilen hemme şer şaraitler savdogarlar için yaratıp birilgen. Çünkü bu kervansaray, biz bugünkü günde kervansaray edip nom veremiz. Aslında şu kervansaray, kadim deyem kervansaray bolgan. Lekin kaysıdır bir manada bu bizim bazarımız kan bolgan. Çünkü çetten, hariciden kilgen savdogarlar şu yerde özlerini, mallarını satışken, bu yerden özlerini yurtiga gerekli bulan mallarını alıp getişken. Ana şu vazifeni becergen kervansaray, Sovet hükümeti devrinde faaliyeti toktatıldı. Ve bir neçe yıllar kararsız ahvalda kaldı. Keyingi 5 yılının içi de kervansarayga itibar küçeytirilişi, turizm rivojlanishi, sayyohlarning ko'plab kelishi ve kervansarayni hem ularga namoyishga qo'yib ko'rsatish uchun shaxsan prezidentimizning tashabbuslari bilan ta'mirlandi ve bugungi kunda endi hozir ko'rib turibsiz, yana shu qadimgi asliga qaytarish maqsadida kervansarayni hunarmandlar kelib o'tiradigan joy, savda kılınadigan joy kılış üstüde iş alıp barılayatır. Şimdi Allah Kuluhan öz dövrde özünün hududunu İran geçe, Büyağı Kespi Dengizi geçe, Bukhara Emirliği geçe, Üstü Yurt Çölleri geçe bu yan hududunu özüge kanap olgen ülken bir devletke asas sayen, özünün ata babalarını işlerini, miras kılıp olgen işlerini devam kıldırıp, kenge yitirgen, müstakemlegen, Xorazm xonligini kuch qudratini boshqa davlatlargacha shu ko'rsatib bera olganki, Allaqulxon davrida Xorazmga tashqi dushmanlarning hujumi bo'lgan vaqtda ularni o'z vaqtida qaytarib bilgan, savdoni juda rivojlantirgan. Asosan Allaqulxonning tashabbusi bilan Xorazm xonligi hududida juda ko'p aziz avliyolarning qabrlari obod bo'lgan. Kalalar barpo bo'lgan, mana Tashovuz qalasini az Turkmenistonda joylashgan Allaqulxon tomonidan qurilgan İçan qalaning ayrim qala devorlarini
Aynen şu Allah Kulhan devriye ait. İçen kalanın içi de yerleşken mescid, medreselerin köpçülüğü Allah Kulhan devriye ait. Ya ki bu masa 1840-42 yıllarda Rus generali Perovski'nin Orenburg'dan kılgan hücumunun neticesi de İçen kalanı, yani Xiva şu devirdeki Xiva şehrine tevereği de cüde kette bir hudutge ege boyayan Dişen kala, yani Hunanmetlikler merkezini cahileşken cahiye kala divarını kılıp kulduradı. 6 kilometreden uzunrak boyayan bu kala divarı 10 ta darvazada ibaret. Hazır ki vaxta 3 ta darvaza büzüklerimiz geçe yetkiyen. Yani şu Dişen kala bilen İçen kalanı birleştirip duruşu cayda 1834-35 yıllarda eski köylü boyu dediydi. Allah Kulhan hani Kenan Sarayı tim kurdu dediydi. Şulardan çıkan dedi kuruluş aşağılarının çıkındısını köylüye taşıp kömdürüp bir bazar kurdu dedi. Biz turgan joy Alloh Qulixon karvonsaroyining yuragi markazi hisoblangan va bu yerga savdogarlar, mehmonlar kelishgan va ushbu markaz qismida esa o'zlarining otlari va tuyalardan kelgan yuklarni tushirishgan va karvonsaroy 2 qavatdan iborat bo'lib, 1-chi qavatda shu yuklar joylashtirilgan bo'lsa, 2-chi qavatda esa mehmonlar joylashgan. Karvonsaraylar haqida gapirar ekanmiz, u şunday bir tizim bo'lgan ki, ko'p jabhali tizimdan iborat bo'lgan. Masalan, o'zini xavfsizlik tizimi bo'lgan, xizmat turlari bu yerda ishlagan. Xavfsizlik tizimiga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, bitta shahardan ikkinchi shaharga shu karvon saroyining ichida shu o'zini bo'linmalari bo'lgan. Bu bo'linmalarda yollanma askarlar shu kervanını bir menzilden ikinci menzilge abarıp kafsızlıkını teminlegen. Bir günün içi de kervan 30-40 kilometre yürgen, yani çakırım yürgen ve keşkurulları dam alışke toktagen. Mahalli ve şakar hakimiyeti tamamından kafsız caylar kuruşken ve meneşü caylarda ular oturup dam alışken. Keyinki dövrlerde meneşü caylar kervansarayda işletilip başlayan. Kervansarayda hayvanlar yani tüyeler için mahsus meydanlar, savdagarlar için dam alış hanaları, hücreleri, bundan taşkarı hammam, tagaratxana, namazxana, hayvanlarını tıbbi körükte ötkeziş hanaları, umuman kanda insaniyetki kanda hizmet bosa şu yerde mücessam bo'lgan. Yani gapirishimiz mümkün ki bu kervansaray içi de meşhur köp devletlerden, memleketlerden savdogarlar kelgan. Ular tercümeye muhtaç bo'lishgan. Bu yerde tercümanlar faaliyet ko'rsatgan. Bu tercümanlar 3'te 4'te tilini elbette bilishgan. Şimdi meşhur tarihka e'tibor beradigan bo'lsak, 10-chi asrdan Al-Maqdisi tarixchi Al-Maqdisi kelib, Xorazm katta bir savdo markazi bo'lganligi haqida gapirib o'tgan. O'zimizni tarixchilardan, olimlardan Beruniy ham o'z tarixlarida shunday ma'lumotlar qoldirganki, Xorazm yaqin sharq ve Rusya, Xitay, İran devletleri bilen birgelikte savda tatlı işleri kıldı. 14. esrinin başları da yani 1333 yılda Arap seyyahı İbn Battuta Xorazm'a gelip ben şu Xorazm'ın tarihini öğrenirken ben şu Xorazm Büyük İpek yolu çarakalarda caylaşken ve bir yerde cüde köp memleketlerden kelip savda satık işleri kılıngenlik hakkı da yapırıp ötken. Umuman aytkanda ben şu kervansaraylar vazifesi, ahamiyeti ben şu Xorazm'da garp ve şarkını bağlaydıgen çarakalarda caylaşıp özünün ahamiyeti cüde kette bugün. We'll be right back.
Yine bir cihette çıraylık bir tamamı var. Hemme ilmi edebiyatlarda yazıladığı adamlardan hatta hiyaliklerin yüzlerinden sorarsanız hem içi Ankara'nın 4 de darvazası var değildi. Aslında senep çıksanız onlar 5'te bu çıkar. Çünkü kala devarının ornunda kervan sarayı kurulgen. Tarihi vakiyası şundaki 1824 yılda Kutlu Murat İnak degen Allah kulu hanı tağası boladı. Maruf şehrinde vefat kıladı. Onun cesedini kiltirdiler. Lekin içen kalanı şunda bir kaidesi var idi ki şehirden taşkarıda vefat kılgan ölgen kişinin içkereye kiritip defin kılınmadı. Şunda Allah kulu hanı aytadı. Ulamalarını toplaydı. Bir fetva birin ki Kutlu Murat İnak tağam vesiyet kılgen, özünün medresesini, astanasıya defin kılınışı gerek. Lekin onu kirtiş mümkün mü? Çünkü bir fetva tapu birin gibi. Şunda bitti, vezir danalardan bittesi aytadı ki, kala devarını 200 gez, tahminen 200 metr. Yıkıp, yer bilen tekiz kılasız. Demek ki kalanı kalalık statüsü kalmıyordu. Yani şehir kalası yok indi. Yani şu yerden kirtesiz. Şunday kıladı. Kalanı 200 gaz, 200 metrece yıktırıp, tağasını Maruf şehrinden keltirgünce tekislap koyadı. Keyin içkerige kiritip, tağasını vesiyeti becerledi. Ondan keyin Allah kulu han indi kalanı kaytadan tikleşi gerek. Şunu örneğe Allah kulu han kette bir medrese, tiyim kervansaray kurduradı. Şunun için kervansaray, medrese kalanı devarını ornu getişken. Bir adamlar bir peytler aytıp hem yürüdüler. Allah kulu han bitti ok bilen iki de kuyanını urdu. Hem tağasını, vesiyetini becerdi, hem özüge medrese, kervansaraylar kurdu. Yani şu kervansaray kurulgan peyti de, kervansaray kala devarını ornu de bulgalıgı uçun, kervansarayının yanındaki dehlizi, 70 kvadrat tahminen, Şarkı tamamından kette bir şehir darvazası yam kurdurdu. Bu darvaza kervansaray darvazası. Lekin kala darvazası senel miydi? Ne mi üçün? Yan genesi de Şarkı Palvan darvaza var. Bir 70-80 metrelerden keyin kervansarayın darvazası geldi. Eğer hacim cihatten, belentliği, eni cihatten karasanız, ikkalesi yan birbirine muaz geldi. Ana şu darvazanı senemesinden 4'te darvaza değildi. Aslında uyan bir kette darvaza. Çünkü şu darvazadan kirgen adam şehir içkerisiyle kiredi. Şunun için 5'te darvazalı buldu deseyem hata bu muydu? Aynen savda satıkını rozantırış için Allah kul ham bazarlarını ham rozantırıyor. Biz nimeden görüşümüz mümkün ki Allah kul ham devirde zarf kılınken kümüş dengelerini saflığı, Allah kulu han devrede zarf kılınken tille tengelerini kıymeti, o tille tengelerde padişahlarını unvallarından bilişimiz mümkün ki aldıngilerde Allah kulu deyip yürütüleyen olsa Allah kulu han devrede padişah diyen unvan tengelerde kullanıp başlangı. Aynen şu Allah kulu han devrede sada satık güderi var zengen. Bu yağı Rusya İmperiyası, bu yağı İran Şahlığı, bu yağı Bukhara Emirliği, Afganistan Emirliği bile kızgın savda münasebetler alıp varılgen. Şu devirde İran'dan, hem Hindistan'dan, Afganistan'dan, Bukhara Emirliği'den, Kokan Xanlığı'dan müntezim kervarlar, şu Xivayi Xarab aşıkları, Xiva şehri asasen kervarlarını Şimali Garpka, yani Rusya İmperiyası'na çıkıp gidiyorsa asası boğullardan biri bu. Yani bir yerde gelip gidiyorsa kervan aklı asasen harap çerçep geliyorken yani İran'dan gelişi mümkün bu yancay. Karakum Şahrası 500 kilometre. Bukhara'dan geliyorken Xiva Deşti 450 kilometreden ziyad bu yan. Sahra'dan ötüp giden her kanaka kervan aklı özüge teminatke muhtaç buladı. Aynen Allah kulu han devrede Xorazm hududunda, Xorligi hududunda barpo qilingan juda ko'plab kervansaraylar ana shu kervan ahlining tinchligini, ta'minotini
ve bir yerdeki savda satını yine yolga koyup bir yerden yine teyenç mallarını alıp şu at ulağını yengeler, tüyelerini yengeler, üstü yurtke karab çıkıp gitgeler. Üstü yurtten geliyor kevrarlar, yine Xivada dam alıp, çarçakını çıkarıp Buxara ya ki İran'a karab ravana bu yerler. Bugünkü kunda ham Karvonsaroy o'z faoliyatini olib boradi. Bu yerdagi hunarmandlar o'zlari to'qigan, tikkan va yasagan narsalarni olib chiqib sotishadi. Bundan tashqari, Karvonsaroyda 14 ta gumbaz mavjud bo'lib, shulardan 12 tasining uzunligi 9 metrni tashkil etsa, qolgan 2 tasining uzunligi esa 14 metrdan iborat. Karvonsaroyda maxsus devonxona bo'lib, kelib ketuvchi savdogarlar, shuningdek, bu mahkamada pul almashtiruvchi sarroflar, savdogarlar olib kelayotgan tovarlariga baho belgilaydigan maxsus amaldorlar xonasi bo'lgan. Bu yerda devon begi darvozadan o'tgan mollar uchun tamg'a puli olgan va bu pul davlat g'aznasiga emas, 1835-yilda qurilgan Olloqulixon madrasasi kutubxonasini ta'minlashga sarflangan. Hozirgi kunda Karvonsaroy qadimgi an'analarni saqlagan holda Karvonsaroy hunarmandlar markaziga aylantirilgan. Hunarmandlar o'zlari ishlagan tayyor mahsulotlarni sotadigan rastalariga egalar.